Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Değerli arkadaşlar, Riyadu Salihinde öyle bir konuya geldik ki bu konu çok önemli bir konu. Riyadu Salihinin her başlığı önemli, dikkatli bir şekilde dinlenmesi gereken konu ama. Bu günümüzün hastalıklarından birisini teşhis etmesi sebebiyle Müslümanlar arasında çok yaygın bir şekilde fiiliyata dökülmüş hali olması sebebiyle çok önemli bir konuyu işleyeceğiz bugün arkadaşlar. Nedir peki konunun başlığı? Falcılara ve kahinlere inanmak yasaktır, haramdır, İslam reddetmiştir. Falcı fal açıyor veya kahin insan gelecekten haber verdiğini iddia ediyor. Böyle insanların karşısına gidip oturup bunlara inanmak haramdır. Müslümana yakışmaz. Müslümanın yapacağı bir şey değildir. allah Allahu Azimuşşan'ı inkara kadar gider bu iş. Çünkü Mevla Teala Hazretleri benden başka kimse geleceği bilmez diyor bu insanlar biz gelecekten haber vereceğiz diyorlar. Gidiyorsun sen de oturuyorsun onları dinleyip kafa sallıyorsun. İşte bu çok tehlikeli imani bir konudur. Onunla alakalı rivayetler. Birinci rivayet Hazreti Ayşe annemizden. An Aişe radıyallahu anha kalet. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki radıyallahu anha. Se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme unasun anil kehan. Bazı insanlar gelmişler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kahinlerin durumunu, hükmünü sormuşlar. Yani kahinlere gidebilir miyiz? Kahin dediğimiz gibi gelecekten haber veren insan. Hani böyle fal açıp gelecekten haber veren insanlar günümüzde de mevcut ya. Hani senelik fal açıyor adam. Senelik fal açıyor ya da kadın. Böyle televizyon kanalları var. Özellikle fal açan telefondan bağlanan kişilerin böyle kağıtları önüne seriyor, topluyor, seriyor, topluyor, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra da geveze insanlar genelde, çenesi düşük insanlar bunlar. Karşı taraftaki insanlara bir şeyler sorarak onları yönlendiriyorlar. Böyle olacak, şöyle olacak falan diye. Veya en basitinden, en masum bir şekilde görünür şekliyle gazetelerin orta sayfalarında yıldız falları diye fallar var, fal var. İşte senin hangi burçtaysan o burcunun o günkü falına bakıyor adam. O günkü falını okuyor. Ona göre evden çıkıyor. O günkü falda işte birisiyle tanışacaksınız. Aman onun size yaptığı teklifi sakın kaçırmayın. Hayatınızı değiştirecek falan diye böyle. O artık akşama kadar o tanışacak ve kendisine hayatını değiştirecek teklifi sunacak kişiyi beklemekle geçiyor akşama kadar. Böyle durumlar var. İşte gelmişler Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Bu kahinlerle alakalı ne buyurursun diye. Fakale Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Leysu bi şeyin Hiçbir şekilde söyledikleri geçerli değildir demiş. Boş, boş şeyler söylerler. Fakalu dönüp demişler ki ya Resulallah innehum yuhaddisunana ahyanan bi şey'in feyekunu hakka Bazen bir şeyi söylüyorlar çıkıyor ya Resulullah. Ona ne buyuruyorsun? Söylediği şeyler çıkıyor. Fakal Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem tilkel kelimetu minel hakki yahtafuhal cinniyu. Feyakurha fi udhni velihi fiyahlitun ma'ha mi'ate kezbetin. Evet, bazen de böyle olacak olaylara da tesadüf eder söyledikleri. Bunlar cinlerin gidip de kulak hırsızlığı yaparak meleklerden geleceğe ait öğrendikleri bazı şeylerdir. Cinler onları öğrenirler, gelirler bu kahinler cinlerle çalışırlar hemen hemen hepsi. Gelirler onların kulağına bir tane doğru yüz tane de arkasından yalan savururlar. O kişiler de söylerler. E bazen doğru da çıkabilir dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve fi rivayetin lil Bukhari an Aişe radıyallahu anha en semi'at Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول Bukhari'de geçen Hazreti Aişe annemize ait bir başka rivayette şöyle innel melaikete tenzilu fil anan melekler bulutların üzerine inerler fe tezkuru el emra kudiye fis sema Gökyüzünde başlarlar olacak olayları kendi aralarında konuşmaya. Allah-u Azimuşşan'dan talimat almışlardır, emir almışlardır. Diyelim ki şuraya yağmur yağacak, şurada deprem olacak, burada sel felaketi olacak, burada kıtlık olacak, burada ekinler çok fazla olacak gibi durumları Allah-u Azimuşşan'dan emir almışlar onu uygulayacaklar birbirlerinden konuşmaya başlarlar. Feyesteriku Şeytanu sem'a feyesma'uhu fuyuhiye ila'l kuhan feyakzibuna ma'ha 100 kezbetin min 'inde enfusihim. Oradan gelir cinler, şeytanlar o meleklere yaklaşırlar ve oradan birkaç kelime duyarlar. Birkaç kelime duyduktan sonra da gelirler işte insanlardan o kahinlere o dostlarıdır. Kahinlerin kulaklarına şöyle şöyle olacak diye bir doğru yüz tane de arkasından kendi kafalarından salladıkları, uydurdukları yalanı söylerler diyor. Demek ki değerli arkadaşlar yani kahinlerin söylediği sözler geleceğe ait bazen doğru çıkarsa bu cinlerin ya da şeytanların meleklerin arasında konuşmalarından kulak kabartmayla dinledikleri, söz çaldıkları, söz söze kaba, kulak kabartarak çalıp getirip insanlara anlattıkları sebebiyledir. Şimdi bu böyle. Bununla alakalı ayeti kerime de var. Safat Suresi'nde var, Mülk Suresi'nde var. Allahu azze şeytanların kulak hırsızlığı yaptığından bahsediyor ayeti kerimelerde. Arkasından da diyor ki biz onlara onları taşladık diyor. Taşladık bu işten onları men ettik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla birlikte ya da peygamber olarak gönderilişiyle birlikte artık tamamen göklerin kapısı bu tip şeytanlara ve cinlere kapanmıştır. Kapanmıştır. Bundan sonra artık cinlerle cinler ve şeytanlar geleceğe ait meleklerden herhangi bir şeyi işitme, duyma özellikleri kalmamıştır. Bu eskiye ait bilgilerdir bunlar. Peygamber Efendimizin söylediği eskiye ait bilgilerdir. Peki şimdilerdeki şimdiki insanlar ne yapıyorlar? Gelecekten bahsediyorlar. Yıl falı açıyor. Şimdi sene sonu geliyor, yaklaşıyor. Sele sonuna yakın Efendim gazetelerde boy boy. Eskiden öyleydi bilmiyorum. Yine herhalde o adet devam eder. Gazetelerde boy boy işte onların içinden en tanış, tanınmış medyum falan diyorlar isimlerle de. En tanınmış medyumlar senelik fal. 2021 nasıl geçecek diye orada bir sürü şeyler işte falan ülke şöyle olacak, ekonomi böyle olacak falan filanla savaşacak falan diye böyle bir takım göya olacak şeyleri görüyormuş gibi atarlar, tutarlar. İnsanlar da dikkatli bir şekilde onu izlerler, takip ederler. Onların içinden bir tanesi, iki tanesi de tutarsa tutar. İşte Amerika savaşacak. İşte Akdeniz karışacak. Bak ne kadar e, genel bilgiler bunlar. Ben söylüyorum şimdi bunu. Akdeniz karışacak diyorum. Bu Genel olarak tutulacak. Yani tutturacağım bir şeydir bu. Çünkü Akdeniz her gün biraz daha fazla kaynıyor. O sebeple bu insanlara inanmayın dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve an Safiyete binti Ebi Ubeyd'in. An ba'd azvajin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve anha anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Safiye binti Ebi Ubeyd Peygamber Efendimizin hanımlarından bir tanesinden işitmiş o da Peygamber Efendimiz'den işitmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü Peygamber Efendimiz'in hanımlardan birisi Safiye'ye anlatmış. Nedir Allah Resulü'nün sözü? Men ete arrafen an şey'in fasaddakahu lem tukbal lehu salatun 40 Bir insan bir arrafa gitse, bir kahine gitse, bu arrafla kahin arasındaki farkı da şöyle belirtiyorlar. Kahin biraz önce söylediğim gibi gelecekten haber veren. Arraf ise kaybolan bir malı bulan insan. Bir büyük meblağ kaybolur. Günümüzde de oluyor bazen böyle işte. İnsanlar gidiyorlar böyle arraf denilen. Belki arraf denilmiyor, medyum mu deniliyor bizde bilmiyorum. Araplar arraf diyorlar. Onların yanına gidiyorlar diyorlar ki farzı mahal işte 10 tane bileziğim kayboldu. Kesinlikle herhangi bir iz yok. Bulamıyorum. Şu kadar zamanda oldu. Bulamıyoruz. İşte polise de haber verdik. Yine de hiç çıkmadı. Sen hele şuna bir baksan diyorlar. O işte cinlerle bağlantıya geçiyor. Buluyor, bulduruyor, söyletiyor, söylüyor falan. Bu durumları anlatıyor Peygamber Efendimiz. Kim diyor? Bir Arrafa gitse Arraf'a da sorsa desen ki benim bu malım nerede dese sonra da onun söylediğine de inansa. O diyor ki işte mesela örnek olsun diye söylüyorum bunu. Senin dayının oğlu var ya e o çaldı onda dese bu da ha dayımın oğlu çaldı diye ona da inansa 40 gün namazı kabul olmaz diyor Peygamber Efendimiz bu insanın. 40 gün namazı kabul olmaz. Böyle bir büyük vebaldir. Bu aynı zamanda tehlikedir arkadaşlar. Yani Allah muhafaza buyursun. Diyelim ki o kafasından bir şey attı, sana söyledi senden para alacak yani. Sana birisini söyledi, hedef gösterdi. Dayının oğlu dedi. Sen de bütün oklarını dayının oğluna çevirdin. Dayının oğlunu hedefe koydun. Belki adamın hiç bunlardan haberi bile yok. Ama sen artık oradan göya sana göre de sağlam yerden haber aldın ya. Gittin e, onun üzerine yürüdün, başka şeyler oldu, başka şeyler oldu. Bir sürü olumsuz olaya sebebiyet verir mi? Verir. Kavga olur, yaralama olur. Allah muhafaza, cinayet bile olabilir mi? Olur veya hatta iftira durumu olur. O ben bundan şüpheleniyorum dersin. Daha önce de kaydın vardır hani. E, emniyette bundan şüpheleniyorum dersin. Alırlar onu içeri belki hapis bile yatırırlar onu haksız yere. Bu durumlar ortaya çıkar. Allah Resulü ve Vesselam sakın diyor böyle bir şey yapmayın. Ve an kabisate ibnil muharik. Radıyallahu anhu kâle semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme yekûlu Kabîsa İbn-i diyor ki ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim şöyle buyurdu alyafatu, rattaru ve tarku min el cipti. Ayafe, tayara ve tark. Bunların üçü de bir çeşit sihirdir. Yaptıranlar da sorumludur dedi. Açıklayalım. Ayafe nedir? Eski dönemlerde şimdi bunun belki bir farklısını yapıyorlar. Eski dönemlerde kuşların hareketinden, uçuşlarından ya da ötüşlerinden bir mana çıkartıyorlar. Buna iyafe deniliyor. Hani biz de biraz anlaşılsın diye bir yaklaşım olarak söylüyorum. Biz de hani mesela diyorlar ki bir evin çatısında baykuş öterse oradan o evden mutlaka cenaze çıkar diye duymuşunuzdur yani. Baykuşu uğursuz kabul ederiz biz Türkler. Bunun gibi düşünün. Buna iyafe deniliyor. İkinci bir şey neydi? Tayara. Tayara de e, kuşun uçurulması hareketinden bir uğursuzluk kabul etmek. Uğursuzluk kabul etmek. Uğursuzluk yapan yani uğursuzluğa inanan. Üçüncüsü de tarktı. Tark ise böyle çizgiler çizerek bir takım fallar açan. Çizgi falı veya işte bamya falı veya kahve falı veya bilmem ne bilmem ne bir sürü şeylerle fallar açıyorlar. Bu falların üzerinden de insanları yönlendiriyorlar veya kendisine açıyorsa kendi hayatını yönlendiriyor. Bunların hepsi sihirdir dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla sihirin cezası neyse bunları yapan da o cezayla cezalandırılırlar dedi. Ve Ali bin Abbasin radıyallahu anhuma kale Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz'den şu hadisi şerifi bize aktarıyor. Ne buyurmuş Allah Resulü aleyhisselam? Men iktabese ilmen minen nucumi iktabese şu'beten Min sehri zade ma Yıldızlarla uğraşan insanlar sihirden bir parça öğrenmiş, bir parça almış olurlar. Ondan sonra da yıldızlarla alakalı ne kadar derinlemesine uğraşıları devam ederse sihire o kadar çok batarlar diyor. Şimdi müneccim duyduk mu? Duyduk değil mi? Müneccim de yıldızlara bakarak gelecekten haber veren, uyduran diyelim biz ona, haber veren insanlara da müneccim deniliyor. İşte burada Peygamber Efendimiz söylediği o müneccimler. Yoksa gök bilimiyle uğraşan bilim adamları, bilim insanları onlar denilmiyor. Yani biz yıldızlarla birçok işimizi de halledebiliyoruz. Yani yıldızlara ve aya bakarak takvim belirleniyor. Günün hangi senesi olduğu takvim belirleniyor. Bunda bir mahsur yok. Yıldızlara, yıldızın hareketlerine bakarak yol belirleniyor, yol. Yani denizde, çölde yollar belirleniyor. Hala köyde yaşayan insanlar, o eski eli öpülesi insanlar yıldızlardan, gök biliminden bir şeyler çıkartırlar, yol tespit ederler, yarın havanın sıcak soğuk olacağına dair e, tahminlerde bulunabilirler. Bunlar söylenmiyor. Peygamber Efendimizin söylediği ne peki? İşte yıldızların hareketiyle geleceğe ait bilgiler şöyle olacak, böyle olacak, kıtlık olacak, şu olacak, bu olacak şeklinde bilgiler işte bunlar da sihirdir dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve an Muaviye'te İbnil Hakem radıyallahu anhu kale. Muaviye İbni Hakem adındaki sahabi efendimiz Peygamber Efendimiz'e bazı sorular soracak. Yine bu kahinlerle sihirle alakalı olacak bu sorular. Diyor ki Muaviye İbni Hakem Kultu ya Resulallah inni hadithu ahdin bi cahiliyetin ve kadica allahu teala bil İslam. Ben diyor yani daha yeni Müslüman oldum. Dün cahiliye yaşayan bir insandım. Allah'u azimuşşan İslam'ı bana gönderdi ve şereflendirim Müslüman oldum. Ve inne minne ricale ye'tunel kuhan. Bizden öyle insanlar vardır, vardı ki diyor cahiliye döneminde öyle insanlar vardı ki kahinlere gidiyorlardı. Ne dersin? Kale felâ te'tihim. Peygamber Efendimiz diyor ki artık diyor kahinlere gitmesinler gitmeyin diyor. Yani o cahiliyede kaldı artık kahinlere gitmek yok. Kultu ve minnâ ricalun yetatayyerun. Yine bizden öyle insanlar vardı ki bazı hareketlerden, bazı durumlardan uğursuzluk çıkartıyordu. Hani bizde de vardır böyle uğursuzluk. Sabun elinden kaydı, merdivenin altından geçti, kara kedi önünden geçti. Şu oldu bu oldu bir sürü uğursuzluk inançlarımız vardır ki bunların hepsi geçersizdir, hepsi yalandır. Bunlar vardı kale. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ''Zâlike şey'un yecidûnehu fî sudûrihim felâ yazuddûhum'' Bu insanın içinde olan bazı duygulardır ama onlar insanları yapacakları işten vazgeçirmesinler. Mesela örnek. Toplumun içinde yaşıyorsun. Dolayısıyla toplumdan etkileniyorsun. Toplumda çok önemli yani çokça söylenen söz kara kedi uğursuzluktur. Kara kediyi gördüğün zaman eyvah bir uğursuzluk diye içinden geçer içinden geçmenin bir mahsuru yok. Mühim olan diyor Peygamber Efendimiz ona göre hayatını düzenleme. Bugün kara kedi gördüm başıma mutlaka bir iş gelecek deme. Bunu söyleme diyor. Yoksa sen toplumdan etkilenmişsin etkilenmişsin ama artık mümin ve Müslüman olarak uğursuzluk olacak uğursuzluğu bekleme diyor yani. Kultu yine ben dedim ki diyor Muaviye İbni Hakem ve minne yahuttun Bazı insanlar da var böyle çizgiler çizerler. Bu da bir fal çeşididir. Biraz önce söylediğim gibi çizgiler çizerler. Kale Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Kâne nebiyyun minel enbiya yahuttu. Feman wâfakal hattahu fezek." Evet, Allah'ın peygamberlerinden bir peygamber vardı. Böyle çizgi çizerdi. Yani Allah-u bildirdiği vahiy ile geleceğe ait bilgilere sahip olurdu. Ha, kim onun çizgisine muafık çizgi çizerse tamam o da doğru yapmış olur. Yani kim de bir peygamber gibi Allah'tan vahiy alacak olursa, geleceğe ait bilgi alacak olursa tamam doğru ama bu hiçbir zaman olmayacak ki. Yani Mevla Teala Hazretleri kullarından dilediğini peygamber olarak seçiyor ve onu görevlendiriyor. O peygamberlerin içinde de dilediğine geleceğe ait bilgiler ve sırlar açıyor. Yani Kur'an-ı Kerim cin suresinde de diyor Allah-u dilediği peygamberine gelecekten haber verir. Geleceğin bir kısmını bildirir, haber verir diyor. E sen ben biz peygamber olamayacağımıza göre gelecekten gelecekle alakalı vahiy de alamayacağımıza göre bu da yalandır. Öyle çizgi çizmekle veya işte bamya falı şu falı bu falıyla geleceğe ait bir bilgi edinemeyiz. Öğrenemeyiz veya öğrenen öğrendiğini iddia eden kişiye inanmayız. Ve an Ebi Mes'udin el-Bedriyi radıyallahu anhu, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme neha an femenil kelbi ve mehril bagiyyi ve hulvanil kahin. Peygamber Efendimiz ve vesselamın üç şeyi yasakladığını söylüyor Ebu Mes'ud el-Bedri. Diyor ki bize şu üç şeyi Peygamber Efendimiz yasakladı diyor. Birincisi köpek parasını yasakladı. Köpek satmakla elde edilen kazanç haramdır. Köpek satarak elde edilen kazanç haramdır. Allah Resulü yasakladı diyor. İkincisi haşa huzurdan fahişenin parası da yasaktır. Fuhuş yaparak para kazanan insanın da yapmış o kazandığı para haramdır. Üçüncüsü kahin. Kehanet, gelecekten haber veren kahinin de kazandığı para bu üçünün de kazancı haramdır. Bunu bize yasakladı. Ne köpek satarak para kazanın, ne haşa huzurdan fahişelik yaparak para kazanın, ne de kahinlik yaparak para kazanın dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bu insanların kazandığı para haramdır. Bu insanların yaptığı işler haramdır da onun için. Şimdi yeni bir konu başlığı. Yine çok uzağa gitmeyeceğiz. Konuyla ilgili bağlantısı var uğursuzluk meselesi. Uğursuzluğa inanmak da haramdır, yasaktır. Müslümana, mümine yakışan bir şey değildir. Uğursuzluğa inanmak. Konu içinde geçti ama şimdi hadis-i şerifleri okuyalım. Ve an Enes'in radıyallahu anhu kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselamın şu sözünü bize aktarıyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki La adbe ve la tiyarate ve yu'cibunul fe'lu Hastalığın kendiliğinden bulaşması diye bir şey yoktur. Ayrıca uğursuzluk diye de bir şey yoktur. Ve yu'cibunul fe'lu Benim şey hoşuma gider. Yani böyle her şeyde hayır görmek hayra yormak benim hoşuma gider. Kalu dediler ki ve fe'lu ya Resulallah peki bu hayra yormak nasıl olacak? Kale kelimetun tayyibetun. Güzel ve olumsuz, olumlu sözler söyleyerek hayra yorabilirsin. Bir olay oldu. Ee, başına bir iş geldi. İnna ve inna ilahi raciun. Bakalım bunun altından nasıl bir hayır çıkacak. Deyi verirsin. Uğursuzluğa yorma hemen. Ya başımıza bu iş geldi. Bakalım bunun arkasından daha neler gelecek. Başımıza büyük işler gelecek şeklinde kötüye çalıştırma dilini ya iyiye çalıştır diyor. Şimdi birincisi neydi? Hastalık kendiliğinden bulaşmaz. Bunun üzerinde birkaç cümle söyleyelim. Değerli arkadaşlar, bulaşıcı hastalıklar var mı? Bulaşıcı hastalıklar var. İçinden geçtiğimiz dönem işte COVID-19 diye bilinen virüsün bulaşma yoluyla temas yoluyla bulaştığı ve insanların ölümüne sebep olduğu ortada. Bulaşma nasıl var, nasıl yok konusunda ulemamız şöyle açıklamalar yapmışlar. Bir kere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bulaşma kendiliğinden olmaz sözü Allah-u takdirine işi bağlamaktır. Yani bu bulaşıcı hastalıktır. Eyvah bu bulaşıcı hastalık memleketimizde çıktıysa hepsini herkesi kırıp geçirir kimseyi geri bırakmaz. Bu yalandır, bu yanlıştır işte. Allah-u Azimuşşan kimin o hastalıktan hasta yatacağına karar vermiş, murad etmişse o kişiye bulaşır. Şimdi şunu görüyor muyuz, görmüyor muyuz arkadaşlar? Hastalıkla temas eden, hastayla temas eden insanların bir kısmına hastalık bulaştığı gibi bir kısmına da bulaşmayabiliyor. Yani bu hastalık, bu virüsle alakalı da bunu gördük, tecrübe ettik. Bundan önce de mesela evde, bir grip oluyoruz değil mi? Kış aylarının hastalıklarından birisidir grip. Grip oluyoruz. Grip de bulaşıcıdır. Yani insan aksırıyor, burnu akıyor. Dolayısıyla biraz kendi kendine dikkat etmesi gerekiyor. Eve bir girince çoluk çocuk hepsine takır 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 bulaşıyor. Herkes birisi kalkıyor, öbürsü yatıyor, birisi kalkıyor, öbürsü yatıyor. Bazen evlerde hiç bulaşmıyor. Yani Baba hasta oluyor, çocuklar hasta oluyor ama anne olmuyor. E bulaşmadı işte ne yapacağız şimdi? Ha belki bunun tıbbi açıklaması şöyle de olabilir. Onu da doktorlar bilir. Yani bulaştı ama anneyi yatıracak kadar tesir etmedi diyebilirler. Olabilir. Yani bu da aynı kapıya çıkar mı? Aynı kapıya çıkar. Allahu Azimuşşan dilemedikten sonra, murad etmedikten sonra kimseye o bulaşıcı hastalık zarar vermez. Aynı ne gibi? Aynı ilaç gibi arkadaşlar. İlaç. Allah-u Azimuşşan şifasını vermemişse o ilaçtan kutu kutu içen insanlar şifa bulamayabiliyor. Aynı hastalık, aynı teşhis koymuş. Aynı sonuçlar çıkmış. Aynı teşhisler koymuş. Aynı e, ilaç yazılmış. Birisini iki günde ayağa kaldırıyor Allah'ın izniyle. Öbürsü tesir etmiyor. İkinci kutu, üçüncü kutu tesir etmiyor. Allahu Azimuşşan şifa verirse oluyor. Elbette biz tedbirimizi alacağız. Bunu tekrar edelim. Üzerine basa basa da söyleyelim. Elbette tedbirimizi alacağız. Yani bulaşıcı hastalıklardan korunmak için tedbirimizi alacağız. Bugünkü tedbir maskedir, işte mesafedir. Bugünkü tedbir ellerin, yüzün temizlenmesidir, yıkanmasıdır temasa dikkat edilmesidir. Bu tedbirleri elbette alacağız. Çünkü dinimiz bunu bize öğretiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Ama tedbirleri aldığımız takdirde, aldığımız halde olabilir ki bize bulaşabilir. Tedbirleri gevşek, tedbirde gevşek davranan insanlara da olabilir ki bulaşmayabilir. Allah'ın takdiri. Burada işi Hastalığa bağlamamaktır. Maksat Allah-u Azimuşşan'ın takdirine bağlamaktır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve an İbni Ömer radıyallahu anhuma kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Peygamber Efendimizin şu sözünü bize aktarıyor ki Allah Resulü <laughs> aleyhisselam şöyle buyurdu. La atva la adva ve la tiyarata ve in kana şu'mu fi şeyin fe fi dâri vel mer'ati vel Hastalığın kendi kendine bulaşması diye bir şey yoktur. Uğursuzluk diye de bir şey yoktur. Eğer illa bir şeyde uğursuzluk olacak olsaydı, uğursuzluk yoktur. Bir şeyde uğursuzluk olacak olsaydı evde görülürdü bu uğursuzluk ya da kadında görülürdü bu uğursuzluk ya da binekte atta görülürdü bu uğursuzluk ama uğursuzluk diye bir şey yoktur. Yani bu hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, uğursuzluk yoktur. Bunu İslam reddediyor, reddediyor İslam bunu. Uğursuzluk diye bir şey olsaydı insanın devamlı temas ettiği, devamlı içinde yaşadığı evde bir uğursuzluk mutlaka görülürdü. Yani insanın başına oradan gelirdi ama yok. Veya devamlı yaşadığı evlilerin devamlı eşler birbirlerini ölünceye kadar birbirleriyle yaşıyorlar. Oradan birbirlerinden bir uğursuzluk görürlerdi. O da yok. Veyahut da devamlı haşin olduğun bineğinden görürdün bir uğursuzluk. Yok. Demek ki bu hadisi şerif diyor ki uğursuzluk diye bir şey yoktur. Ve an burayı da Allahu anhu. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَيِّرُ Burayı da El-Eslami diyor ki radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz uğursuzluğa inanmazdı. Ve hiçbir şeyin de uğursuz olduğunu değerlendirmezdi. Aa bu uğursuz diye değerlendirmezdi diyor yani. Uğursuzluk diye bir şey yok. Ve an ve ibn radıyallahu anhu kale Urve İbni Amir adındaki sahabi efendimiz diyor ki Zükirati tıyaratu inda Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber efendimizin yanında uğursuzluktan bahsedilmiş. Etrafındaki sahabi efendilerimiz uğursuzluktan bahsetmişler. Fakale Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki Ahsenuha el fe'lu Doğrusu uğursuzluk aramak değildir. Ya doğrusu hayır görmektir. Her işte bir hayır görmektir. Ya sen hayra yor, uğursuzluğa yorma. Efendim baykuş öttü sabaha kadar evimizin çatısında. Dedim mi? Arkasından mutlaka bir cenaze çıkacak. Bakalım kim ölecek deme. Ya tam tersine Allah hayrını versin inşallah. Bakalım ne hayırla karşılaşacağız diye. Bunu söyle diyor Peygamber Efendimiz. Ve la terudde Müslümanı uğursuzluk diye bir şey yolundan çevirmesin diyor. Ha şimdi işte o şeyde gördüm bir uğursuzluk gördüm bir kara kedi gördün veya işte bir merdivenin altından geçtim bakalım onun başımıza ne gelecek diye akşama kadar bekleme uğursuzluğu bekleme sen yoluna işine devam et. Fe izâ ra'a ahadukum mâ yekrahu fel Allahumma Allahümme yati bil haseneti illâ ente ve lâ yedfe'u seyyiyeti illâ ente ve lâ havle ve Biriniz hoşunuza gitmeyen bir şey gördü. Toplumun uğursuzluk diye nitelendirdiği bir şey gördünüz, karşılaştınız. Hemen şöyle dua edin, Allah'a yönelin. Diyen ki, Ya Rabbi iyilik ancak senden gelir ve kötülüğü de ancak ve ancak sen savarsın. Sen giderirsin Ya Rabbi. İyilik ve kötülük konusunda Ya Rabbi bana yardım et. Senden başka güç ve kuvvet elinde bulunduran yoktur de. Bak iyilik senden gelir ya Rabbi bana iyilik ver. Kötülüğü def etmek de senin gücün ve kudretindedir. Kötülüğü def et demektir yani. Şimdi e, çok korktuğun bir şey oldu. Başına bir iş geldi. Çok korktuğun bir şey oldu. Etraftaki insanlar da sana bu konuda devamlı korku veriyorlar. İşte bak böyle olacak sonucu böyle olur. Başına böyle bir iş gelir. Sen bunu gördüğüne göre bazen rüyalardan şundan bundan falan. sendeki ya Rabbi senden iyilik senden gelir. Senden iyilik bekliyorum. Kötülüğü defetmek de ancak senin gücün ve kudretin dahilindedir kötülük gelecek bir kötülüğün defini de senden istiyorum ya Rabbi deyiver ve yoluna devam et. Müslümanı uğursuzluk şu bu falan yolundan alıkoymasın diyor yani. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.